Aşırı terleme hormonal bir dengesizliğin belirtisi olabilir. E, hormonlar nörosekretuar sistem dediğimiz yani sinir ve salınım sistemini dengeleyen ve ayarlayan moleküllerdir. Bu hormonların değişiklikleri e, terleme bazında da kendini gösterir. E, kimilerinde cilt kurulukları ama daha çok da aşırı terleme ile ilgili problemler yaratabilir. Bunlardan en iyi örnek Tiroid bezinin fazla çalışmasıyla en sık gördüğümüz ki bir halk arasında buna zehirli guatır derler. Biz tirotoksikoz olarak isimlendiriyoruz. Tirotoksikozda ortaya çıkan aşırı terlemeler, zayıflamayla ve sinirlilikle beraber giden, saç dökülmesiyle beraber giden. Öte yandan D vitamini eksikliği, kalsiyum eksikliğiyle giden gece terlemeleri. Öte yandan büyüme hormonunun aşırılığıyla giden yine terlemeler. Öte yandan özellikle sempatik sinir sisteminin aktivasyonu ile giden terlemeler. Bunlara stres hormonları olarak da isim verebiliriz. Biliyorsunuz stres sırasında insanlar terlerler. Ve bunlar da aşırı terlemeye yol açar. Gördüğünüz gibi tiroid başta olmak üzere birçok hormonun aslında vücutta ter salgılanımı ile yakın ilişkisi var. Ve bu tip hastalar terleme fazlalığıyla geldiklerinde biz birçok ayrı hormon sistemini de değerlendirmek durumunda kalıyoruz.